Fazla nerede? Doğum sırasında bir sıkıntı oluşmuş. Neredeyse ölecekmiş, ameliyata aldılar. Doktor çıktığını, uyanmasını beklediklerini söyledi. İyi miymiş? İyiymiş. Sen iyi misin? Çocuk da iyi. Meryem. Yunus. Hoş geldin. Allah'ım yeter. Ne olursun yeter. Dayanacak gücüm kalmadı yeter. Ne olmuş ona? Nazlı doğum yapmış. Annemin bununla ne ilgisi var? Meryem götürmüş hastaneye. Yok artık. Nasıl? Çocuğun ebesi Meryem ablam mı olmuş? Vallahi öyle görünüyor. Neyse, gelecek birazdan, kendisine sorarız. Bu nasıl iş ya? Allah'ın işi işte. Akili sır ermez ki. Daha neler ya? Biz annem neye oluyoruz, ne oluyor? Niye dememiş bu kadına cehennem ol, kendin git hastaneye diye? Nasıl desin? Babaanne, bana artık ne annemi ne de babamı savunma. Çünkü ikisi de birbirinden beter. Zeynep! Yunus. Yunus.
musunuz? Yunus, iyi, merak etme. Yunus. 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 Gözün aydın reis. Sağ ol. Böyle bir şey ettim ama. Kendime mi ettim? Ha, bu kadınlara mı ettim? Kendi öz evladıma mı ettim? Çocuklarıma mı ettim bilmiyorum. Sevineceğin gün reis. Ne ettiysen ettim. Yeni doğan yeğenimizin bahtı açık olsun. Bana benzemez. Bahtı güzel olsun. Bir dakika ya. Ne demek odama çıkıyorum? Hani anlatır mısın şu şeyi? Neyi? Şu ebelik olayını. Ne biçim konuşuyorsun sen? Anne, sen ne yaptığının farkında değilsin. Şu an benim nasıl konuştuğuma mı takılıyorsun? Abla, sakin ol. Hepinizin gözü aydın. Anne, torunun gayet sağlıklı. Sizin de bir erkek kardeşiniz oldu. Hatice, Lütfiye. İstediğiniz zaman yeğeninizi görmeye gidebilirsiniz. Merak ettiğiniz başka bir şey var mı? Hizar arayan mıdır? Evet. O geldi, ben çıktım. Ya ne demek ya senin orada olman? Ya sen nasıl bir annesin gidip o kadına doğurtursun ya? Sakın. Sakın benim anneliğimi sorgulama. Ancak başına gelince anlarsın derim. Bir annenin bedduasıdır, tutar. Sonra ben yıkılırım. Sakın benim anneliğimi sorgulama. Peki. Peki, anneliğini de sorgulama. Babamı da sorgulama. Kardeşimizi de sorgulama. İyi edersin. Thank you.
Hadsiz! Sen kimsin ki benim hata yaptığımı düşünürsün? Üstelik bunu herkesin içinde söylersin. Ünal Bey, adam 1000 defa anlattı. Yaptıklarından pişman değil. Söylediklerinden pişman değil. Sizin daha fazla bağırmanız bir şey değiştirmeyecek. Pişman olacak. Hata yaptım diyecek, özür dileyecek. Yoksa ben seni yaptığına pişman ederim. Hata yapanı da kabul etmem. Eğer senin dostunsa, bedeli ne olursa olsun seni ikaz ederim. Sibiryalı konusunda hata yaptın. Hızırı olan öfken gerçekleri görmeni engelliyor. Hızır, senin onu oturttuğun koltukta çok başarılı. Bunu kaldıramıyorsun. Özer! Seni yok ederim. Bu hayatta 3 kişi var seni seven. Tamam. Özer abiyi yok edelim. Yılmaz abi defolsun. Peki ben? Özlem ne olsun? Cehennem olsun, odasına gitsin. Hayır, gitmiyorum. Bu akşam burada oturup konuşacağım. Biz kalkalım o zaman. Hayır, 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 oturun. Sizin yanınızda konuşacağım. Az önce Alparslan'la görüştüm. Sana o herife bir daha konuşma demedim mi? Yok, hayır demedin. Çünkü seni dinlemeyeceğimi biliyordun. O yüzden gittin Alparslan'la konuştun. Bir de Hızır abiyle. Özlem, boş boş konuşma. İşim gücüm yok. Senin ilişkinle mi uğraşacağım? Tam da bu baba. Senin insanlarla ilişkilerin işin gücün haline geliyor. O adam seni doldurup bana mı gönderdi? Yok. Tam da emrettiğin gibi davrandı. Özlemciğim, madem burada kalmamızı istedin, olanları bize de anlatırsan. Anlatayım Yılmaz abi. Alparslan'a gittim ve senin oğlunla birlikte olacağımı söyledim. O ne derse beğenirsiniz. Ne diyecek? Küçük amcası gibi asarım keserim demiştim. Hayır baba. İstediğimle birlikte olabileceğimi söyledi bana. Özlem, neyin peşindesin? Senin. Senin tek bir gün doğruları söylemenin. Evet. O bahçıvana senin peşini bırakmasını ben emrettim. Yoksa bütün ailesini yok edeceğimi söyledim. Neden? Çünkü o aileyi sevmiyorum. Hadsizler! Hadsizlerin hiçbirini sevmiyorum. Asıl hadsiz sensin baba. İnsanların kalplerine, gönüllerine hükmetmeye çalışan hadsiz bir eşkıyasın sen. Eşkıya. Dur sana eşkıyayı göstereyim. Özer. Ünal Bey. Bu kızı bu gece Amerika'ya gönder. En uzağa. Ben emir vermeden de geri gelmeyecek. Gitmiyorum. Ne yapacaksın? Uçağın kapısı kapanıncaya kadar adamların oradan ayrılmasın. Ünal Bey, bakın. Sen karışma Yılmaz. Evet Özer. Cevabını duymadım. Eski bir dostun olarak bu yaptığının da hata olduğunu düşünüyorum. Ama isteğini yerine getireceğim. Özer abi. Özer.
Sana emrediyorum. Bir daha. Dünyanın en hatalı işini yapsan bile bana hatalısın deme. Emredersiniz. Bu hayatta ben dahi hiç kimseyi sevdin mi? Sana ne? Ben seni sevdim baba. Ama artık sevmiyorum. Alp Aslan'ı da çok sevmiştim. Ama onu hala seviyorum. Sev. Onu sevmeye devam et. Benim bir sözümle seni terk eden o zavallıyı sevmeye devam et. Sevdiklerini koruyabilmek için sevdiğinden vazgeçen bir adam mı zavallı? Hı? Yoksa sen mi baba? Efendim, havaalanından aradılar. Ünal Kaplan'ın kızı adına bilet alınmış bu gece için. Londra'ya mı? Amerika'ya. Vay korkak vay. Ama korksun, korksun. Korkmak iyidir de... korkunun ecele faydası yoktur. Uçağa binene kadar takip edin. Fırsatınız olursa öldürün. Ama teşebbüs istemiyorum. Öldüreceksiniz. Peki efendim. Yoksa indiği yerde karşılansın, öldürülsün. Emredersiniz efendim. Mahmut! Mahmut! İlyas. Ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum ya? Ya Mahmut öldüyse nasıl cevap versin? Diriyse niye cevap versin? Diri diye bir şey yok. Kafasına sıktı dayı da. Ha işte ben de onu diyorum. Niye sıktı, niye? Ya sen olsan sen de sıkardın İlyas. Hadi ya. Ben zaten sıkacaktım. Ya bunu bana nasıl yaparsınız ya? Bana. Ya İlyas, sanki biz yapmışız gibi konuşuyorsun ya. Yalnız bak, dayı sıkmasaydı ben sıkardım. Ne öyle Esra'ya, Nazlı'ya giderli konuşuyor. Sırada Hatice ile Ayşen vardı. İstediğini söylesin. Ya öyle tek bir kurşun sıkıp arabadan atmak ne? He? Tek kurşun, tek. O şerefsizin... dişinin kovuğunu doldurmaz o tek kurşun. Yahu kafasına sıktı da. Enişte, kafamın tasını attırma. Hadi bul şunu. Mahmut! Ya arkadaş siz harbi kafayı yemişsiniz ya. Yemişsiniz ya. Ya biz bu soğukta ne geziyoruz arkadaş ya? Ya hiç değilse o Mahmut zaten soğuktan donarak ölecek. Ya hem kim ne yapsın Mahmut arkadaş? Siz buraya attığınıza emin misiniz? Ben artık emin değilim. Çünkü soğuktan kanım dondu, kanım.
Sabaha kadar burada kalınacak. Bir yere gitmek yok. Gün ışıyacak. Bir de ışıkta arayacağız. Doğru söylüyorsun İlyas. Polis bulmuş olsaydı burada hala polis olurdu. O zaman ben bir ateş yakayım. Hem içimiz ısınır hem de ışık olur. Mahmut. Mahmut. Ay teyzesi ölür buna. Nazlı, bu nasıl tatlı bir şey? Anasına benziyor ondan da. Güzel oğlum benim. Sen her şeye değersin, her şeye. Abi, bugünlerin geleceğini hiç zannetmiyordum. Az da olsa iyi günler vardı. İnşallah bundan sonra daha çok olur. Olacak, olacak. Burası abi. Nasılsın Adnan? Teşekkür ederim, iyiyim abi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Alparslan. Yaren, teşekkürler. Yeğenim yeğenini görmeye gelmiş. Tebrik ederim amca. Tebrik ederim Nazlı. Çok teşekkür ederim. Kusura bakma, doğrulamıyorum. Estağfurullah, lütfen. Yeğenini gör. Bak, kime benziyor? Yok amca, ben almayayım, daha ufak. Tut lan, tut. Tabii ki bana, amcasına. Hakikaten lan. Allah huyunu benzetmesin. Vallahi sana benzemesin de. Ben öbür amcasına da razıyım. Tabii sen öbür amcasını daha tanımadığın için böyle söylemesi kolay. Sahi nerede lan o? Ormanda. Ayı. Bal peşinde, bizimkiler de onun peşinde. Hasta lan bunlar. Değilse de birazdan olurlar. Bulamamışlar mı aradıklarını? Belli ki bulamamışlar. Oğlum mümkün değil, nasıl olur lan? Hızır. Daha çocuğun kulağına ezan okunmadı, hiç konuşmasın. Adını Yunus mu koyacaksınız? Oğlum babanın ismini koyacaktım ama anam erken davranıp silahı çekince yapacak bir şey kalmadı. Ben gidip bir hoca bulayım da uşağımın ismini ezanla fısıldasınlar kulağında da. İyi ki geldin, çok teşekkür ederiz. Tanışmak bugüne nasipmiş. Neyse ki yeğenimle aynı günde tanışmış olduk. Ben gideyim, sonra yine uğrarım. Çok isteriz amcası. Yine gel. Görüşürüz. Bu muymuş canavar Alparslan? Dünya beyefendisi bir çocuk. İnşallah oğlum da Alparslan'a benzer. Ne demek Mahmut'u bulamıyoruz Vehbi? Ne demek Vehbi? Reis, bakıyorlarmış her yere. Karanlıkta bir yerdedir. Göremiyorlardır. Kafasına sıktım diyorum da. Reis, sen niye kafasına sıkıyorsun?
Neresine sıkacaktım lan? İlyas amcamdan çekeceğin var. Benim çekmeyeceğim biri mi var oğlum? Çekecek cebimde geziyorum zaten. İlyas amcandan çekeceğim var. Meryem'den çekeceğim var. Çocuklarımın alayından çekeceğim var. Lan benim hoca bulmam lazım hoca. Meryem. Konuşacak halim yok Hatice. Yok, ben şey soracaktım. Çocuklar sana gelelim diyorlar da. Babaları geldiğinde sorsunlar. İzin veriyorsa istedikleri yerde istedikleri kadar kalabilirler. Babanıza soracakmışsınız. Soracağım ben. O gelsin. Ona da söyleyeceklerim var zaten. Ya abla şimdi sırası mı? Ben mesaj atarım halamlardayız diye. Ya geçsin sonra konuşuruz. Doğru söylüyor. Yok alıcım ya. Sen git biz babamla konuşalım. Öyle geliriz. Ay. Peki canım. Hadi Allah'a emanet olun. Ulan bu becel. Ah yoksa kendisi doğuramamış da. Kesik mi yatmışlar o? Yok anne sezeryan değil. Normal doğum yapmış da. Ama az kalsın ölüyormuş. Bir yerine bir şey mi olmuş? Ne olmuş? Yunus'um iyi miymiş? Sen bana onu söyle. İyi iyi. Ay parçası gibiymiş. Peki Mubeccel abla, sen bunları nereden öğreniyorsun? Adnan'dan. O bağ konuşmayı da sana mı anlatıyor bunları? Ben bunun hesabını görürüm. Teyze, Meryem çocukları yollamıyor. Ben de artık evime gideyim. Sen hastaneye gitmeyi misin? Ne işin var? Koştur koştur evde. Benim de çocuklarım var da. Yok demedim da. Meryem abla anlattı mı ebelik işini? Nasıl olmuş? Kaç dakikada doğmuş çocuk? Abla ne yapmış? Kındırtmış mı kızı? Bu kısmını Adnan'dan öğrenemedim tabii. Mübeccel, o kadar iyi bir ebeymiş ki Ayşen'le benim doğumuma da girecekmiş. Yalan. Beni kimse anlamaymış. Yunus'umun başına kim duracak? Tuzla yıkanacak. Gözü bağlı kalacak. Kur'an okunacak. Bu işleri kim yapacak? Kim yapacak? Anne ben yaparım. Hem bu ebelik kısmını da iyice bir öğrenirim. Nizam. Ben gideyim. Alo. Müfettiş. Efendim sultanım. Altınları hazırla bakalım. Ne altını be kadın, ne saçma sapan konuşuyorsun. Aa, koskoca Yunus Çakır Beyli doğmuş. Bir altın takmayacak mıyız canım? Hadi hazırla, geliyorum. Ha, sen onu mu diyordun? Hadi geliyorum. Ben gidiyorum. Varınca haber ver.
Neden? Vermezsen verme. Bir defa da ben neden diye sorduğumda... Kızım... Ben seni merak ederim. Sen benim hayatımdaki tek varlığımsın desen... Ölür müsün? Ya ölürsem? Ya ben ölürsem? Boş boş konuşma Özlem. Kötüye bir şey olmaz. Sana da bana da bir şey olmaz. İyi de baba. Kötü olan ben değilim ki. Sana söylemedim. Ben babamın kızı değilim. Annemin kızıyım. Çevredeki bütün hastaneleri, sağlık ocaklarını gezdim. Bütün morglara sordum, jandarmaya, polise sordum. Sahipsiz ne ceset var, ne de yaralı. Kim sahip çıkacak o Bülent'e? O zaman hayvanlar bunun leşini aldı, götürdü ormana. Orada yediler. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ya enişte, boş boş konuşup durma ya. Yani burası nasıl bir orman ki? Aslan mı var, kaplan mı var? Bizim hayvanı sürükleyip yesinler ya. Ölmemiştir o. Ormanda ne kadar hayvan varsa hepsini yemiştir o çakal. Abi ben anlamadım. Madem sana getirecekti, kafasına sıkıp niye attı hızır abi? Herkes benim kadar anlayışlı değil Reha. Ben haberi alır almaz senin de kampayın var diye seni aradım mı kardeşim? Aradın. Allah için ben de koşa koşa geldim. Koşa koşa geldin ama boşa geldin Reha. Çünkü benim abim dayanamaz. Sıkar. İki çift laf etti diyor o çakal. Benim abim dayanamaz. Sıkar. Hadi sıktın. Hakkımızı yedin. Ne diye kafasına sıkıyorsun? E hadi kafasına sıktın. Ne diye arabadan atıyorsun? He? Seni kan mı tutuyor? Ben o Mahmut'u ellerimle gömmeden nasıl rahat uyuyacağım? Ha? Ya İlyas. Ya hakikaten sabah erkenden gelip gün ışığında mı arasak bu çakalı ya? Ha? Kimse bir yere gitmeyecek. O çakal ölü ya da diri bulunmadan kimse bir yere gitmeyecek. Ezber. Gel biz gidip çevre civar ne kadar ev varsa bakalım. Köyün içinde mi saklandı o çakal acaba? Kümeslere de bak Fahri. Çakal ya. Gülelim mi enişte? Ya yeğenin oldu. Gözün aydın. Azıcık gül de. Yeğenim oldu da. Bana göz aydınlık vermek isteyen Mahmut'u versin. Thank you.
Babaanne. Hı. Hakikaten bir torunun daha olduğu için sevindin mi? Bu yaştan sonra doğuma sevinirsin, ölüme üzülürsün. Sevindin yani. Kocam dirilmiş kadar sevindim. Tövbe, bende yalan yok. Haydi, sofra hazır. Çocuklar indi mi aşağı? Yok, onlar yemeğiymiş. Yengem? O hiç yemeğiymiş. Bak, senin sevincin başkalarının üzüntüsü. Hayat böyledir torunum. Sen sevindiğinde birileri üzülür. Sen üzüldüğünde birileri sevinir de. Ya babaanne, şu hayatta birlikte sevinmenin yolu yok mu? Sen alaydın kaplanın kızını, hep birlikte sevinirdik da. Babası vermedi da, ben ne yapayım? Niye isteysin? Kaçırırsın, getirirsin. Hiçbiriniz dedenize, babanıza benzemediniz da. Hadi kalk. Lütfiye çorba yapmış. Soğumasın da